Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve uzun zaman aradan sonra Gönül Tol ve Ömer Taşpınar birlikte. Daha önceki yayınlarda bir Ömer oldu, Gönül olmadı, Gönül oldu, Ömer olmadı ve nihayet ikisi yan yana Washington'da karşımızdalar. Merhaba, nihayet üç kişi olabildik. Neredeyse bir ay sonra galiba. Evet, Gönül, hemen senle başlayalım. İdlib mutabakatı Soşi'de pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti Putin'le, daha sonra heyetler ve çok önemli bir mutabakata varıldı. Bakıldığı zaman Türkiye'nin İdlib'de operasyon yapılmaması ısrarının kabul edildiği gözüküyor ve bu anlamda Ankara'nın bir şekilde kazançlı çıktığı yorumu yapılıyor. Ama detaylara bakıldığı zaman, sen de o konuda bir şeyler yazdın, söyledin biliyorum. Türkiye'nin elini zorlayacak hususlar da var galiba. Ne dersin? Evet Ruşen, şimdi iki şeyden bakılıyor. Yani bir kısım diyor ki işte bu çok büyük bir diplomatik başarıdır. Çünkü Rusya işte bu operasyonu çok istiyordu ve Rusya'yı Türkiye ikna etti deniyor. İkincisi de işte Türkiye sahadaki özellikle diğer operasyonlarıyla, askeri operasyonlarıyla sahada ciddi bir varlık elde etti ve bu şekilde bir askeri güç olarak tarafların elini zorlayabildi ve böyle bir başarı kazandı söylemi var. Ben katılmıyorum aslında, çünkü birincisi henüz bunun bir başarı, Türkiye için bir başarı olduğunu söylemek için erken. Çünkü 15 Ekim'e kadar tarih verildi. O zamana kadar bu radikal silahlardan arındırılmış bölgeden çıkarması gerekiyor Türkiye. Ve bu başlı başına çok ciddi bir sorun aslında. Çünkü Türkiye bunu nasıl yapacak? Bugün zannediyorum Hayat Tahrir Elşam'dan, Elşam üyelerinden mesajlar geldi. Onlar hani bir anlaşmanın parçası olmayacaklarını söylediler. Zaten bunu yapmak çok güç. Çünkü hani Hayat Tahrir Elşam gibi grupların hiçbir motivasyonu yok bu anlaşmanın parçası olmak için. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin önünde 15 Ekim'e kadar kısa bir zaman var, birkaç hafta var ve bu birkaç haftada bunu yapabilecek mi? Yaparsa o zaman kısmi bir başarıdan bahsedebiliriz, ama yapması çok güç. İkincisi, bunu diplomatik bir başarı olarak gösterenler şu varsayımdan hareket ediyorlar. Rusya çok büyük bir askeri operasyonu bir an evvel yapmak istiyordu. Ben buna katılmıyorum. Çünkü aslında Rusya birinci operasyonu askeri olarak güç bir operasyon. Yani o kadar büyük bir diğer rejim Rusya ile İran'la birlikte aldığı yerlere benzemiyor. Yani 6000 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz ve inanılmaz bir insan yığınından bahsediyoruz. Burayı askeri olarak ele geçirdi. Zaten Birleşmiş Milletler de söyledi, 21. yüzyılın en büyük insani dramını yaşanabilir dedikleri. Burayı ele geçirmek çok ciddi, her şeyden önce bir askeri angajman gerektiriyor ve Rusya aslında çok da ilgilenmiyor bununla. Birincisi bu. İkincisi, şu anda aslında böyle bir operasyon yapılsaydı, birincisi rejimin de, öncelikle rejimin sonra da Rusya'nın uluslararası imajı çok büyük yara alacaktı. Oysa Rusya şu anda rejimin imajını güçlendirmeye çalışıyor. Çünkü siyasi çözüm bulunduktan sonra yeniden yapılandırma aşamasında yatırım çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla o yüzden de aslında böyle bir İdlib operasyonuyla ilgilenmiyor. Üçüncüsü de böyle bir operasyonu yaparak bütünüyle Türkiye ile köprüleri yıkmak istemiyordu. Dolayısıyla böyle bir 15 Ekim'e kadar aslında bir şey vererek, bir süre vererek Türkiye'ye, aslında Rusya bir şey kazandı. Hem Türkiye'ye şu mesajı verdi, tamam, yani madem bunu yapabilirim diyorsun, hadi top artık senin sahanda. Ve esnek olduğunu gösterdi. Hem Avrupa'ya hem Türkiye'ye bu konuda esnek olabileceğini gösterdi. Bu önemli bir şey. Ve ikincisi de dediğim gibi çok ciddi bir askeri operasyonu ötelemiş o. Dolayısıyla bu bir Rusya'dan alınmış çok büyük bir taviz gibi görmüyorum ben bunu. İstersen bir Ömer'e bir sorayım. Bu konuya tekrar seninle döneceğim. Çünkü her halükarda bu cihatçı grupların özellikle 15 Ekim'e kadar
bunun gerçekleştirilmesi halinde bile bu grupların varlığı ayrı bir sorun. Ona döneceğiz. Ömer'e bir şey sormak istiyorum. Ömer, şimdi Türkiye Rusya ile bir anlaşma yaptı. Şam olumlu buldu. Tahran olumlu buldu. Yapılan ayrı ayrı açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri de olumlu buldu. Avrupa'nın da herhalde çok esas aktör olmasa bile Avrupa'nın da çok itiraz etmediğini görüyoruz. Böyle bir herkesin birden bir noktada anlaşabildiği bir olay nasıl olabilir? Herkes artık bu olay bir şekilde bitsin duygusunda mı, yoksa burada kaçırdığımız bir şey mi var? Kaçırdığımız bir şey yok. Yani çok insani bir tepki var duruma. Eğer bu gerçekten 21. yüzyılın en büyük insani trajedilerinden biri olacaksa, bunun ertelenmesi, bir şekilde diplomatik bir yol bulunması askeri alternatife oranla tabii ki herkesi mutlu edecek bir şey. Fakat kaçınılmazın ertelenmesi ise sorun. Bu şu anda sadece fırtınadan önceki sessizlik olabilir. Yani bir şekilde eninde sonunda eğer bu askeri operasyon yapılacaksa şu anda geldiğimiz nokta bunun ertelenmesi. Fakat yani gerçekten buraya Türkiye'nin sınırına yüz binler dayanacaksa, bir varsayılan bir savaş tekrar başlayacaksa, bunun şu anda bir diplomatik, beklenmeyen bir diplomatik açılımla ertelenmesi tabii ki herkesi memnun ediyor. Fakat beklentileri de arttırıyor. Tehlikeli olan o. Yani Türkiye altından kalkamayacağı bir işe girişti. Ve Gönül'ün de söylediği gibi başarılı olsa bile en radikal terör grupları üzerinde bu kadar ağırlığı olan bir Türkiye'nin varlığı, yani bu cihatçı grupları, El-Kaide'ye yakın HTS gibi grupların eğer Türkiye velev ki silahsızlandırmayı başardı. Bu gösterecek ki demek ki Türkiye'nin bunlar üzerinde inanılmaz bir ağırlığı varmış. Daha önce de yapmadım diyecek. Yani Türkiye açısından bu şu anda müthiş bir başarı gibi gösteriliyor ki gel haksızlık da etmeyelim. Yani Türk diplomatları sonuçta uğraşıyorlar, bir yere getiriyorlar olayı. Fakat optik olarak terörizmden çok çektik söylemine sahip bir ülke. Suriye'ye Kürt terörizmine karşı harekete geçmiş, Suriye'de askeri operasyonlarını terörizme karşı yaptığını söyleyen bir ülke. Şu anda bir terör grubu üzerinde son derece ciddi siyasi ağırlığı olduğunu göstermiş olacak. Bu en başarılı senaryo. Bu bile optik olarak Türkiye'nin çok da memnun olmasını gerektirmiyor. Bir de şunu ekleyeyim Ruşen. Yani bir de şu var. Hani o silahsızlandırılmış bölgeden çıkarılacak deniyor radikal gruplar. Şimdi Tahran zirvesine gitmeden önce zirveden sonra konuşmuştuk ve Türkiye'nin zirveye nelerle gittiğini söylemiştik. Şimdi o zirveye giderken şunu önermişti zannediyorum Türkiye. Bir koridor oluşturulsun ve radikal gruplar o koridordan geçerek ılımlı muhaliflerin olduğu bölgeye yerleştirilsin. Şimdi bu çok problemli bir şey. Yani ılımlılarla radikalleri böyle gittikçe olacağı bir alanda tutmak son derece tehlikeli bir şey. Türkiye'nin sınırında tutmak son derece tehlikeli bir şey. Orada olmayacaklarsa nereye gidecek bu insanlar? Türkiye şeyin taahhüdünü veriyordu, vermeye çalışıyordu. Yani Tahran zirvesine giderken bu radikaller hepsi kendi geldikleri ülkelere gitsin. Hangi ülke kabul edecek bu insanları? Dolayısıyla yani çok ciddi bir şey var, problem var burada ve tam olarak ben hani anlayabilmiş değilim bu nasıl böyle büyük bir başarı olarak gösteriliyor ve Türkiye dediğim gibi bunun altından nasıl kalkacak? Ömer'in dediği gibi kalksa bile söylediğin hususu biraz daha deşmek istiyorum. Gerçekten tam da bunu sormak istiyordum. Şimdi diyelim ki bu anlaşmanın gereği yerine getirildi. 15 Ekim'e kadar bu kişiler oradan çıkartıldı. Gerçekten nereye konacaklar? Bir de şöyle bir husus var. Cihatçı gruplar özelinde baktığımız zaman işlerinde bir yerli unsurlar var, bir de yabancı unsurlar var. Diyelim ki Suriyeli cihatçılar İdlib'deki halkın arasına girdi ama Avrupa'dan gelmiş, Orta Asya'dan gelmiş vesaire, o oraya ölmeye gelmiş olan insanlara nasıl bir seçenek sunulabilir? Kendi ülkelerine geri dönmeleri seçeneğinin olabileceğini çok açıkçası kestiremiyorum.
Yok, ben kesinlikle öyle bir seçenek görmüyorum. Yani Türkiye'nin benim okuduğum kadarıyla Tahran'a giderken hazırladığı, yani masaya giderken önerdiği şeyler, gittiğinde önerdiği şeylerden biri buydu. Ülkelerine geri dönsün. Ama yani bu dediğim gibi Avrupa nasıl kabul edecek bunları? Üstelik şey düşün, yani Orta Asya'dan gelenleri düşün. Rusya için bu çok problemli. Dolayısıyla ben bunu yani yapılabilir görmüyorum. Bu yapılamazsa da insanlar nereye gidecek var tabii. Türkiye'nin sınırında bir yerde tutacaksanız zaten Türkiye Suriye çatışması başladığından beri Salafi networklerin bunu çok şey olduğu, oturduğu bir ülke durumuna geldi. Bir de yeniden bu insanların Türkiye'ye girdiğini düşünün. Bunlar çok şey tehlikeli senaryolar. O nedenle ben yani senin gerçekten elin çok şey ağır bir taşın altına soktuğunu düşünüyorum. Ama yani bu Rusya hakikaten Rusya'nın da pek beklentisinin yüksek olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani Rusya'dan yapılan açıklamalarda da hani tamam yap hadi bakalım görelim ne yapacaksın söylemi var ama bir taraftan da hatırlarsan zirveden sonra Putin ve Erdoğan çok bence diplomatik bir başarısızlıktı söyledi işte. Demişti ki keşke ateşkesi de ekleseydik nihai metne demişti ve Putin de sen radikal gruplar adına bir şey sözde bulunabiliyorsun, bir taahhütte bulunabiliyorsun mealinde bir şey söylemiş. Şimdi tam olarak Türkiye'nin yapmış oldu. Radikal gruplar adına bir taahhütte bulunmuş oldu. Ve bu iyi görünmüyor. O nedenle bence şu olacak. Türkiye muhtemelen taahhüt ettiği şeyi yerine getiremeyecek. Ve nihayetinde Rusya rejim belki böyle çok büyük bir askeri operasyonla İdlib alınmayacak. Ama ufak ufak toprak alarak çok da herkesin işte bunu gözüne sokmadan nihayetinde İdlib olacak. Bir de şöyle bir alternatif var Ruşen. Yani teröristlerin açısından bakalım olaya. Bilirler ki ortada bir takvim var. Türkiye bizim adımıza diplomatik açıdan bir başarı kazandı ve bir takvim getirdi. Türkiye'ye yardımcı olalım. Geçici olarak silah bırakalım. Geçici olarak silah bırakıp Suriye dışından gelmiş radikal unsurlar da bir süreliğine silah bırakıp taktik olarak, taktiksel olarak halkın içine karışıp mücadeleye daha sonra ortalık yatıştığında da devam edebilirler. Yani bu insanların ülkelerine gitmek gibi bir dertleri yok zaten. Kopmuşlar ve oraya savaşmaya gelmişler. Şu anda savaş ertelendi. Türkiye'nin başarısıyla ertelendi. Biz de Türkiye'ye bunu borçluyuz deyip bir ihtimal geçici olarak silah bırakabilirler. Fakat bu nihai bir başarı olmaz. Geçici, stratejik, palyatif bir durum olur. Aynı sorunlarla yaklaşık 2-3 ay sonra tekrar karşılaşabiliriz. Fakat ben radikal bir cihatçı olsam şu anda yapacağım şey belki de Türkiye'ye böyle bir yardımda bulunmak ki bunu bile yapmayabilirler. Yapmayacaklarını söylüyorlar. Fakat Türkiye'nin başarılı olduğunda yani bunların kendi ülkelerine gitmek gibi bir dertleri olmayabilir. Silah bırakıp halkın içine karışırlar. Sonra tekrar sınırında. Amerika bunu Taliban yaşıyor. Bu arada bir not düşmek istiyorum. Hasan var. Amerika Washington'da galiba değil mi? Orada bir yerde üniversitede o Suriye'yi falan en iyi bilen uzmanlardan onun en son yazdığı bir rapor gibi bir şeydi. Suriye'de tıpkı Irak'ta El-Kaide'nin yeniden doğması gibi Suriye'de IŞİD'in yeniden doğabileceği gibi ki şu anda İdlib konuşurken IŞİD konuşmuyoruz aslında. Evet. Böyle bir potansiyelden de bahsediyor. İsterseniz bir Suriye demişken şu uçak meselesinde bir konuşalım. İsrail Laskiye'yi bombalarken Suriye savunma sistemi İsrail uçaklarını değil de bir Rus uçağını düşürdü. Ve Rusya Savunma Bakanlığı da burada İsrail'i sorumlu tuttu. Bir nevi onu kalkan gibi kullandığını Rus uçağını ve bir açıklama yaptılar doğrudan İsrail'i ve İsrail de üzüntü belirtti vesaire. Burada şunu sormak istiyorum. Transatlantik'te çok ele aldığımız konulardan birisi olduğu için Rusya ile İsrail'in arasında bir stratejik bir ilişki olduğunu biliyoruz. Orta Doğu'da özellikle. Doğrudan görüşebiliyorlar, çok sık ziyaretler yapılıyor falan. Bu nasıl oluyor da oluyor? Yine bu Orta Doğu'nun meşhur entrikalarından birisini mi yaşadık orada?
Aslında Ruşen, şimdi öncelikle şeyden bahsedeyim. Stratejik bir ilişki var Rusya ve İsrail arasında demen çok önemli. Hakikaten iki ülke arasındaki bir ilişki özel bir ilişki. Yani ekonomik olarak, sosyal olarak çok ciddi angajmanlar var ama siyaseten de 2000'lerin başından itibaren her iki ülkenin de radikal İslamcılık korkusu nedeniyle yakınlaşma oldu. Fakat Rusya'nın 2015'te Suriye'ye askeri olarak gitmesinden bu yana o ilişki aslında derinleşti. Ve bir anlamda taraflar birbirlerinin güvenlik kaygılarına saygı duyma kararı aldılar ve bir mekanizma geliştirdiler. Neydi o mekanizma? Rusya Suriye'ye girdikten sonra bu tür olayları engelleyebilmek için işte çok yüksek düzeyli görüşmeler başladı taraflar arasında. Her iki tarafın işte savunma bakanlıkları, istihbarat kısımları, üst düzey yetkilileri çok sık birbirleriyle görüşüyor. Mesela İsrail hava kuvvetlerinde o hava trafiğini sağlayan insanlar arasında Rusça konuşan insanlar getirildi. Bunun amacı bütünüyle bu tür kazaların önüne geçmekti. Çünkü İsrail ordusu da Suriye'de hava sahasında çok aktif, malum Rusya'da öyle. Bu tür kazaların önüne geçmek için kurdukları mekanizmayla birbirlerini haberdar, yani her askeri adımdan birbirlerini haberdar eder hale geldiler. Şimdi bugün yaşanan olay aslında o mekanizmanın çöktüğünü gösteriyor. Bu ilk değil tabii. Bu yılın başında zannediyorum Şubat'ta da benzer bir şey olmuştu. Belki hatırlarsın. İsrail bir Suriye hava üssünü vurmuştu ve orada Rus askeri uzmanlar vardı. Ve Putin çok sinirlenmişti. Hatta o kadar sinirlendi ki Suriye'ye F-300 vereceğinden bahsetti. Daha sonra işte Netanyahu ve Putin buluştu ve bu gerginlik giderildi. Bir anlaşma sağlandı. Fakat aslında o kriz, Batı'da yaşanan kriz bize bu kurulan mekanizmanın yani ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyordu. Şimdi bu yeni yaşanan kriz de aslında işte o mekanizmadaki problemlere işaret ediyor. Fakat ben şey diye düşünmüyorum. Savunma Bakanlığı, Rus Savunma Bakanlığı çok sert bir açıklama yaptı. Dedi ki buna karşılık vereceğiz dedi. Fakat Putin yaptı. Netanyahu bir telefon görüşmesi yaptı ve Putin bu şey olarak değerlendirdi. Ya bu çok talihsiz bir kazaydı aslında olarak değerlendirdi. Bu da o senin başta sorduğun işaret ediyor. Yani iki ülke arasındaki ilişki aslında o kadar kuvvetli. Sadece Suriye bağlamında değil, genel olarak dış politikalarına baktığımızda yani İsrail, Rusya için İsrail önemli çünkü Batı'nın izolasyonunu kırmasını sağlıyor İsrail'de ilişkisi. Mesela Kırım'da yaptıklarından sonra İsrail yaptırımlara katılmadı Rusya'ya karşı yaptırımlara. Dolayısıyla o Batı'nın dayattığı izolasyonu İsrail sayesinde kırabiliyor Putin. O nedenle de İsrail'le ilişkilerini sağlam tutmak önemli. İsrail için de öyle. Yani İsrail mesela Netanyahu hiçbir zaman Rusya'nın Suriye'ye müdahalesini, askeri müdahalesini eleştirmedi. Yani tam tersine hep dedi ki bu radikal İslamcı gruplarla mücadele için önemli bir gelişme olarak nitelendirdi bunu. O nedenle bir ciddi bir şey var. Yani çıkarların örtüşmesi konusu ve Suriye'de de işte yakın bir koordineli çalışma söz konusu. O yüzden iki tarafta daha evvel olduğu gibi, Şubat krizinde olduğu gibi bence iki tarafta mümkün olduğunca şey yapmaya, tansiyonu düşürmeye çalışacaktı diye düşünüyorum. Şimdi Ömer sen ne dersin bu konuda? Çelişkili gözüken şey burada insanların kafasını karıştıran Rusya'nın İran'la aynı kampta gözükmesi ve İran'la aynı kampta olan bir Rusya nasıl oluyor da İsrail'e bu kadar iyi ilişkiler içinde. Belki bu kafaları karıştırıyor. Ama şunu açıkça anlamak lazım. Putin açısından stratejik amaç Suriye'de bir işgal kuvveti tutmak değil. Suriye'den bir şekilde aslında Putin çıkmak istiyor. Ve çıkmasının önündeki en büyük engellerden biri Suriye'de bir savaş yaşanması. Bu savaşta İsrail ile İran arasında İsrail ile İran arasında özellikle Hizbullah nedeniyle Hizbullah'ın Suriye'deki varlığı ve İsrail sınırında olması nedeniyle ismi konulmamış ciddi bir savaş var ve İsrail rutin bir şekilde Suriye'yi bombalıyor. Suriye'deki Hizbullah üslerini İran'ın ne zaman bir ileri adım atsa İsrail buna karşılık veriyor. Dolayısıyla Rusya açısından İran
ve İsrail arasında Suriye'de bir savaşın yaşanmaması çok önemli. Ve Netanyahu bunun farkında. Netanyahu İran'la konuşamıyor. Amerika'nın da fazla ağırlığı yok. İyice ne azaldı İran üzerindeki etkisi nükleer anlaşmayı feshettikten sonra. İran üzerinde tek etkili ülke Rusya. Dolayısıyla Netanyahu açısından Putin'le diyalog İran'ın dengelenmesi açısından çok önemli. Bir de şunu eklemek istiyorum. İsrail kabinesine baktığımızda en şahin, Likud'dan da daha sağda bulunan isimler Rusya'dan gelen Yahudiler. Avigdor Lieberman mesela bir Rus Yahudisi. Dolayısıyla bu Rus Yahudileri ki 1 milyon Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rus Müsevisi İsrail'e geldi. Bunlar son derece şahin isimler. Evet, bağlantıda bir sorun oldu. Eğer aslında konuşacağımız şeylerin çoğunu konuştuk, bir ekonomiyi konuşma kalmıştı ama anladığım kadarıyla bağlantı Ömer'lerin tarafından, yani Washington tarafından koptu. Belki de burada noktayı koymak daha iyi olabilir. Evet. Geldiniz mi? Evet, kesildi birden. Ömer, duyuyor musunuz? Evet. Tam ben de bağlantı koptu, kapatıyorum diyordum. İsterseniz burada noktayı başlamadım koyalım. Başlamadım, tekrar alayım. Tabii, mı? Söyle, buyur. Şunu söylüyordum. Yani İran Suriye üzerinde çok etkili ve İsrail bundan şikayetçi. Dolayısıyla İran'ı dengeleyecek tek unsur... Evet, ses de gitti. Ömer'in söylediklerini zaten dinlemiştik. Ben özetleyeyim. İsrail, Rusya ile ilişkileri sayesinde İran'la dolaylı da olsa bir ilişki kurabiliyor ya da Rusya üzerinden İran'ı belli anlamlarda kontrol edebiliyor. Çünkü İran üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin de artık bir ağırlığı kalmadığını söylemişti. Evet, son anda bir teknik aksilik yaşadık ama... İdlib operasyonunu ve düşürülen Rus uçağını konuştuk. Ömer Taşpınar'a ve Gönül Tol'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.